Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ın herkese iyilik, dillik versin. Şükran Hanım, kolay gelsin. Merhabalar, selamünaleyküm canlarım. Kanalıma, evime, yuvama, bayramın ikinci gününde hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Aynı zamanda siz saygıdeğer takipçilerimizin de özellikle bayramını kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah'ım bundan sonra nice nice bayramları bizleri yetiştirmeyi, eriştirmeyi nasip etsin. Şükran Hanım sağ ol. Hangisi benim? Fark ediyor mu? Büyük olanı bana. Çok büyük ya. Tamam. Evet canlarım, bayramın ikinci gününde şimdi İzzet Bey ile beraber dün yiyemedik bayram hazırlıklarımızı. Hem bayram hazırlıklarımızı yiyelim hem de sizlerle sohbet edelim. Sizleri de sohbetimize davet etmiş olalım. Hoş geldiniz sohbetimize, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Tekrar tekrar bayramınız mübarek olsun. Evet arkadaşlar. Şükran Hanım dün vlogda yalnız başına vlog çekmiş. Üzüldüm tabii ki. Kendisi yine sitemini, haklı olarak sitemini sizlere anlatmış. Biliyorsunuz arkadaşlar, Şükran Hanım sizlerin hakikaten bir en yakın akraba, en yakın dosttan sizleri daha çok kendine yakın hissediyor. Derdini size anlatıyor ne olursa. Kimle ne sorun yaşıyorsa yemin ediyorum hepsini size anlatıyorum. Bundan emin olun. Benimle de olsa, çocuklarımla da olsa hepsini size anlatıyorum. Tabii dönüp dolaşıp bize de gelmiş sitemi. Olur. Ben eşimin bana sitem etmesini hiçbir zaman alınmam, üzülmem. Demek ki bir yerde bana gönül koymuş ki, bir yerde ben bir hata yapmışım ki onu sizlere anlatmış. Olsun, anlasın, ben üzülmem, kırılmam ama tabii ki Şükran Hanım'ın da bilmediği şeyler var. O nedenle bugün detaylı olarak daha iyi konuşalım diye bugün de bir söz hakkımı ben de kullanmak için sizlerin karşısına eşimle beraber çıktık. Tabii ki gönül isterdi ki bayramda, seyranda sizlerin karşısında üzgün çıkalım, moralsiz çıkalım, derdimizi anlatalım. Hayır, istemez. Gönül ister mi? Tabii istemez. Ne ister gönül? Gönül muhabbet ister. Gönül sevindirici haberler ister. O nedenle arkadaşlar, tabii ki Şükran Hanım'ın üzüldüğü noktalar olunca da size anlatması da gayet normal. Tabi sitemlerindeki şeylerinde haklı olduğu yönler çok. Ben de hiçbir zaman haksızsın diyemem. Ama bilmiyor Şükran Hanım, benim çayım var herhalde. Evde işte. Bilmiyor insanlar tabii bilmez. Şükran Hanım da bilmediği noktalar var arkadaşlar. Ben yani bir futbol maçı gibi teknik direktör olur futbol maçında. Ben dışarıdan ağrı yönetmeye çalışıyorum teknik direktör olarak ailemi. Sorun varsa onların mümkünse Şükran'ın haberi olmadan da bir çözüm arıyorum ben. Her şeyi Şükran'a söylemiyorum. Yani yalan yok. Eşim ama yani deminki dediğim gibi teknik direktör gibi olarak ataklar yapmaya çalışıyorum. Karşı tarafa nasıl pas verilir, nasıl gol atılır, Şükran Hanım'ı da nasıl gönlüne girilir onları izah etmeye çalışıyorum ben. Zannetmeyin ki izler oturuyor akşam öyle. Çocuklarım evime kadar anneleri çocuklarıma kırgınsa bile çocuklarım da üzgün. Hepsi mümkün olduğu kadar görevlerinde bizzat canlı yapmayı düşünüyorlarmış. O nedenle onu da söyleyeyim, Şükran'ın da haberi yok. Yani karşıya gelip hatta bir araya gelip bu işi daha iyi canlı olarak yapmayı, barışmayı, öpüşmeyi, bayramlaşmayı düşünmüşler ama evde hesap çarşıya uymamış. O nedenle bence problem yok. Çözülmeyecek bir problem değil. Allah'ım bilinmeyen dertler vermesin. Bu çareler
bilinecek, yapılacak, çare bulunacak çareler. O nedenle çocuklarımızın hataları olabilir. Herkes takipçilerimize zaman zaman yazıyor. Çocuklar evlattır, atılmaz. O nedenle hata yapabilirler, cahiller. O nedenle biz affedeceğiz. El ele şükrene ve affedeceğiz. Zaten oğlumuza hafif bir telefon görüşmesinde yumuşadı yani. Eşim çocuklarına tavır almıyor. Evet. O konuda konuşursan, kendini savunursan evet. Benim değerli takipçilerim de anlayacaklardır. Arkadaşlar ben tavır almıyorum değil, tavır alıyorum. Ne demek? Benim eşime yapılan şey, hadise, üzücü olay bana da yapılmış sayılır. Hiç fark etmez. Bana yapılan da eşime de yapılmış sayılır. Ancak ben telafi etme çabasındayım. Yani ebediyenlik, dargınlık olsun ister miyim? Annesi ister mi? İstemez. Bence de istemez. Yani iklimden bizi görüştürmeleri ne demek? Araya sıcaklık girmelerini sağlama demektir. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani kaldırıp atalım mı yani? Haşa, dünyada neler oluyor? Evlatlar arasında neler oluyor? Şükran'ın takipçileri bile, çoğu bile dertlerini yazmışlar. Herkesin derdi var arkadaşlar. Hepsine çözüm bulunur. Ne dedim? Çaresiz derdi olmasın. Bunlar çare bulunacak olaylar. O nedenle ben eşimin her zaman yanındayım. Ha, ben çocuklarıma kesinlikle annenizi üzmeyeceksiniz. Devamlı diyorum, annenizi kırıcı bir hareketinizi ben kendime yapılmış sayarım diyorum, her zaman diyorum. Zannetmesin, Şükran bazen herhalde benim yanımda değil, eşim zannediyor. Size beni de geçmiş, size beni de bir yerde izledi de sinirleniyorum. O da çocuklarından taraf gibi konuşmuş. Ben taze anı yaşadım o anda. Evet. Sadece iklimle konuştum. Onun babaanne dememesi beni unutmuş. Dedi aslında işte. babaanne diye çağırdı arkadaşlar ama duymadı. Şükran öbür bir odadaydı. Bir de yanında oğlumun yan profilini, yüzünü görünce o anda da çocuklarım gelecekti bayrama. Hemen kameraya gelmeden dedim. Konuştum. Bu yüreğimdeki biriktirdiğim gücüme giden bazı hal ve hareketleri burada anlatmam lazımdı size. Çünkü kendim rahatsızım. Nefes darlığı var. Eğer içime atarsam hastalık sahibi olmaktan korktuğum için sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki iyi niyetli insanlar da izlemiş, kötü niyetli insanlar da izlemiş. Yorumlar yazmışlar. İşte şöyle böyle hiç ummadığım iki kişi de yorum yazmış. Birini zaten tanımıyorum, bu zamana kadar ilk defa geldi kanalıma. Birine sürekli bana yorum yazan birisi, ismini de sizlere söyleyeceğim, ne yazdığını da söyleyeceğim. Ya herkesin evinde oluyor, herkesin evlatlarıyla oluyor. Yani kimse tabii ki benim gibi göz önünde değil, hayatı göz önünde değil. Ben özelimi paylaşıyorum, geçmişte yaşadığım günler var. Benim izlenmiş 50 bine yakın görüntüleme olan bayram günü yaşadığım kötülükler diye izlenen video var. O videolarda devamlı bana soruluyor, abla konuştun mu evladınla? Aranız düzeldi mi? Nasıl oldu? Özür dilediler mi? Ben bu sorulara cevap vermek adına geçen sene yaşadığım bu bayram günü kötü olayı bu seneki aynı anda dönemde o soru soran takipçi bacılarıma, kardeşlerime cevaplama ihtiyacı duydum. Benimle bayramlaşmadılar. Olanı anlattım. İyi olsunlar da iyilikleri söylensin. Kötü yani ben hiç evlatlarımı niye burada şikayet etmiş olayım ben? Ben geçmişten kalan insanların kafasındaki soru işaretini aydınlatmaya çalıştım. Ama o kişiler beni tabii ki geçmişte videolarımı izlemedikleri için bilmiyorlar. Sorulan soruları da bilmiyorlar. Zannettiler ki bu kadın hep çocuklarını şikayet ediyor. İyi günlerimde de kötü günlerimde sizlerin önünde yaşadım. Sizler benim ne çektiğimi biliyorsunuz. Ben ilk defa böyle bir serdenişte bulunmadım. Geçmişteki videolarımı izleyenler bilirler. Yani bayram günü yaşadığım kötülüklerin devamını, bana sorulan soruları açıklama yapma ihtiyacı duydum. Sizlerle de paylaştım. Tabii ki hayat lay lay lom değil. 24 saat hep kötü günler görecek değiliz. Hep iyi günler görecek değiliz. Sizler gibi bizlerin de üzüldüğümüz, bizlerin de böyle duygu değişikliği yaşadığımız günler olabiliyor. Tabii ki bunu ben yansıtmazsam bu bir doğallık değildir. Devamlı mutluluk pozu, devamlı gülme, kahkaha. Bunlar yani devamlı olacak diye bir kayda yok. Hayatın bize getirdikleri, yaşadıklarımız sizlere aktarmaya çalışıyorum. Anı anına sizlerle paylaşıyorum.
günlük blog çekiyorsam tabii ki bunları da anlatmak zorundayım. Sizleri aydınlatmak zorundayım. Çünkü hala o videom izleniyor, sorular geliyor. Geçmişte yaşadığım evlatlarımla ilgili videolarım hala izleniyor. O sorulara da cevap verme ihtiyacı tabii ki videomda açıklamamda gerekiyordu. Sonra bir kişi yorum yazmış. Bu zamana kadar bu kişiyi devamlı kanalımda gördüğüm bir kişi. Melek Sarın adını da söylüyorum sizlere. Bu kişi işte sen çok sinirli, agresif görünüyorsun. Devamlı böyle buralarıma mandal takacak değilim Melek Hanım. Senin hiç sinirli olduğun an yok mu? Senin hiç sinirlendiğin, agresif olduğun an yok mu? Hiç de sinirli gibi de değildi. Gayet güzel, mantıklı açıklama yaptım. Bir tek siz yazmışsınız oraya agresif, sinirli diye. Daha sonra bir nane şekeri diye kırmızı Türk bayrağıyla beraber profilde birisi var. O da ilk defa yorum yazıyor. O da aynısını yazmış. Sana ne kardeşim, sana ne? Eğer beğenmiyorsan bu zamana kadar izlemeseydin. Ben duygularımı söylemeyeceğim mi? Ben işimi dökmeyeceğim mi? Yasak mı yani? Bütün YouTuber'lar yapıyor. Üzüldüğü yönleri anlatıyorlar. Sevindiği yönleri anlatıyorlar. Çok mu gücüne gitti? İzleme o zaman. Zorla izlettiren mi var sana? Çok mu gücüne gitti? Ben evlatlarımı şikayet etmiyorum. Yapılan tutum ve davranışları eleştiriyorum, anlatıyorum, bağırmıyorum, çağırmıyorum, kavga etmiyorum. Ha, her zaman böyle yüzümü gülerek gördüğünüz için bir anda böyle yüzüm düşük, moral bozuk görmek işinize gelmedi. Neymiş de işte kızın size ilk gelmedi diye sen böyle sinirlenmişsin diye yazmış. İkisinden birisi dedi. Tam manyak demek ki. Yani ben... Ben niye sinirleneyim kızıma bize ilk gelmedi diye? Ben öyle birisi miyim? Ben mecbur değil ki ilk bize gelmeye. Mutlaka o kişi, Melek Sarı denilen kişi, tanış. İsim yanlış. İsim yanlış. Uydurma bir isim. Ya, tanış. Dümenden senin moralini bozuyor. Senin karakterinin ne olduğunu bildiği halde numaradan oraya başka isimle oraya yazmıştır. Onu bak da. Şimdi bugün oğlum aradı. İyi bayramlar anne dedi. Beni izlemiş herhalde. Anlamış. Hatasını anlamış. İzlemiş, anlamış. Ne oldu şimdi? Güç yüze mi gitti? O kişilere söylüyorum. Yani biz o evlatlarımızla ne kadar dargın olsak hemen bayram yapıyorsunuz. Bu vlogda da anlaşılıyor. Şu an Şükran'ın bu vlogu 3000 küsür 4000'e yaklaşıyor. Normalde 2-2,5'larda kalıyorduk biz. Demek ki çekemeyen... Demek ki bizi istemeyen, bizi beğenmeyen, bizi sevmeyen, kötü ruhlu insanlar da dalmış oraya. Niye? Çünkü aksiyon var orada. Aksiyon oldu mu hemen dalıyorsunuz. Yakında da İzzet'le Şükran ayrıldı dedikleri başlık atar hanım buraya. İzzet'le Şükran ayrıldı, ben eşimden ayrıldı diye başlık atar Şükran. Kaparsınız hemen, koşarsınız, olur mu? Yani o kadar gurur duyarsınız, sevinirsiniz değil mi? Hoşunuza gider. Yadırgamışlar. Devamlı ben gülemem ki. Devam gülünce şey olur. Hayattan zevk aldığın konular olur. Gülersin. Sohbet edersin. Ama bu tür konular gündeme gelmemesi lazım. Çoğu takipçi kardeşlerim hep yazmışlar bacılarım. Yani Şükran abla biz seni gülerek görmek istiyoruz. Üzgün çıkmışsın falan diye yazmışlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar gelmiş. Benim gibi yorumlar gelmiş. Biz de saçımızı süpürük ettik. Evlatlarımız için elimizden gelen fedakarlığı yaptık. Ama şansım yok diyenler var. Allah hayırlı versin bacılarım. Düzelir kardeşim, düzelir. Hemen koy vermeyin ya. İnsanoğlu olabilir. Çocuklar cahil. Anne babayız biz. İdare edeceğiz. Hemen keyif olmayalım ya. Hayat bir imtihan. Hemen horan demeyelim arkadaşlar. Yani bazı... Yıkıldım. Bak bugün ayaktayım. Güçlüsün. Evet. Güçlü. Abla sen çok güçlüsün diye dediğinizde. Bak gerçekten güçlüymüşüm. Ya gülüyorum. Bugün sizin karşınıza geçtim. Unuttum gitti. Benim sitemim buraya kadar. Gülüyoruz. Ben çok mu büyük bir şey istiyorum? Ben sadece teşekkür ederim. İyi bayramlar. Doğum günün kutlu olsun. Anne sağ ol. Allah razı olsun. Bunları demek çok mu zor annelere? Çok mu zor? Gülüyoruz, oynuyoruz, zıplıyoruz. Türkü söylüyoruz, suç. Ağlıyoruz, suç. Doğruyu söylüyoruz, suç. Siz ne istiyorsunuz kardeşim, bizi çekemeyenler? Ağlamamak için zor. Ne istiyorsunuz yani? Siz kendimi... Dövüşmedelim devamlı, size dövüşmeyelim, resmi gönderelim. Film mi çevirip biliyor? Tiyatro mu oynatıyoruz burada? Yani biz size demiyoruz, iyi niyetli bacılar. Yok canım, o binde bir gelenlere diyoruz iki ya. İki kişiye diyoruz, iki tane yorum yazan o hayret kişiye şey diyoruz. Ya. Sakın üzerinize alamayız. Size bizim canımız... Ya boşluk gibi arıyorsunuz yani, böyle sırtlanlar gibi, sırtlanlar gibi hemen leşe dalalım diyorsunuz.
fırsat bu fırsat diyor. Dağılmış bu aile diyorsunuz. Bu aileye dalalım diyorsunuz. Bu aile toplar kendini. Kardeşim korkma sen. Sen hiç tasalanma. Senin düşündüğün gibi değil bu işler. Öyle 5 kuruşa, 3 kuruşa, 5 kuruşa köfte yok. İnsan, yani, insanoğlu azıcık adam olun ya, adam. Bir insanın hemen arkasından vurulmaz kardeşçe. Sitem etti diye hemen sen de vuruyorsun ya. Öyle diyeceksin Şükran Hanım. Düzelir. Bak diğer takipçiler okusana o yazı yazanlar. Onları da bir okusana. Herkesin evladı var. Olur düzelir. Sen anasın babasın affedicisin desen daha iyi değil mi? Yıkıcı olacaksın. Yapıcı olsan ya. İnsanın gücüne gidiyor yani. Yani insanoğlunun bazı şeyleri size anlatması bile dobra izledik anlatıyoruz. Kadın anlatmış size işimi. Saklamıyoruz sizden bir şey. Benimle de ilgili bir kötü bir şey olsa anında size söyleyecek. Biliyorum. Ama müsaade edin hemen vurmayın yani. Hemen ateş etmeyin. Ama yani. Ne güzel yorumlar gelmiş. Eşin Karadeniz'de. Karadeniz erkekleri kendi ailesine, çocuklarına düşkün olurlar. Ama eşlerine gelince öyle de yazanlar da var. Saygı duyuyorum yazdığınız yorumlara. Benim eşim çok iyi niyetli. Hatta benden daha çok iyi niyetli. Ben biraz hafif garez olsam kendine ne yapılırsa yapılsın evlatlarına asla garez aslında sende garez yok. İnat da yok sende. İnat, ben ne inat adamlar gördüm. Bugün yapsam bugün yaparım. Evet yok. Az önce oğlum sen aradı. 10 dakikalık bir şeyim var. Ama, ondan sonra geçiyorsun. Ama gelin konuşmadı işte. Gelin de rahatsızmış. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben oğlumla daha sonra dışarı çıktım bizzat konuştum. Oğlum dedi. Telefonda konuştunuz. İklimi konuştun. Sen de hatta annenle konuşsun. Gelin hanım da iki kelime diyemez miydi? Anne dedi. Baba dedi. Odada hazırlanıyordu dedi. Üstünü giyiniyordu dedi. Durumu iyi diye dedi. Hastaneye götürüyorum dedi. Söylenmez şu anda. Ne hasta olmuş ki? Karnı ağrırmış. Başka şeyler de varmış. O nedenle hatta iklimde bile varmış. Ve apar topar onları hazırlanıyorlar. Baba dedi. Ben onları bekliyorum dedi. Biz aslında dedi annemle babamla bir araya gelip sizinle canlı olarak bayramlaşmak veya kucaklaşmak veya barışmak niyetindeydik ama planlar istediğimiz gibi olmadı dedi. Siz bizim anamızsınız, babamızsınız dedi. Sorun yok dedi. Bak üzüldüm şimdi. Yine de geçmiş olsun diyeyim bari. Ben yine de o kadar yani sitemkar olsam bile kimsenin burnu kanasın bile istemem arkadaşlar. Yani Allah yine de yani ben derim Allah'a havale ettim. Allah evladından aynı tutum ve davranışları göstersin derim. Ama sağlığından asla hiçbir zaman hayıf almam. Hani ilahi adalet demek istedim. Ya bana yaptığınızı evladınızdan da görün demek. Ya anne isyan edebilir. Allah anne, hiç kimseyi anne sitem edebilir. Anne sitem etti diye hepiniz birlikte bu yuvayı bozmaya çalışmayın. Benim demek istediğim bu arkadaşlar. Bir nevi yuvayı düzeltmek için uğraşan arkadaşlara Allah'ım razı olsun, Allah'ım ne muratları varsa versin. Bakınız, evlatlarınla annenin bir sorunu olduğu zaman körüklemeyin, destekleyin. Yani Şükran Hanım, Şükran Abla, olur, düzelir, evladın senin diyen bir sürü insanlar var. Allah'ım onlardan razı olsun, adam gibi adamlar. Ya, ama ben öyle yangına körükle gidecek bir kadın değilim. Ama sana sen pireye kızıp da deveyi de yakacak bir kadın. Bak mesela bak işte. Sana söyledim. Sen de Melek şimdi, Sarı gibi ne demiş? O ne demiş şimdi? Yani dedim, öyle diyeceksin. Sen agresif olmayan mı var kardeşim? Sen bas ayağıma bakalım. Benim agresifliğimi ben bir göstereyim. Agresif sen deli miyiz biz? Akli dengemiz yok mu? Sen hangi kadın, hangi insan sinir yok insanlarda ki? Herkese var. Sinirsiz insan olur mu? Hayvan mıyız? Hayvanda bile sinir var. Dokunduğun zaman kuyruğuna hayvan dalıyor sana. Dokunma hayvana dalmasın sana. Ben hani hakkımı helal etmiyorum bile demedim. Ya desen bile anneler peşinden affet beni Allah'ım der. Anneler Allah'ım affeder. Anneler bir anlık gafletle, bir anlık sinirle demiştir. Annelerin bedduası işten söylenmediği müddetçe geçmez. Yere alır anne. Gene de diyorum ben hakkımı Allah helal Allah etmiyorum demiyorum. Ediyorum, helal ediyorum. Ne demek canım ya? Evladımız bizim. Benim olur görevim, bir hata. Benim görevim ben bir anneyim. Evet. Ben nasıl ki evlatlarım bakıp büyüdüysem torunlarımdan da sorumluyum. Torunlarımı da bakmak zorundayım. İsterse 10 tane olsun. Evet. Ama sağlığım olduğu müddetçe. Çok yani sağlığım olmazsa tabii ki bakamam. Nasıl bakacağım?
Ya benim buradaki demek istediğim Şükran Hanım, istediğim şu. Yapıcı olmaları lazım insanların. Yıkıcı yorumlara ben o yorumlara isyan ediyorum. Senin derdin olabilir. Senin derdin üstüne körükle gitmemeleri lazım. Sana destek olmaları lazım ki, yardımcı olmaları lazım ki yuvanın düzelmesi, çocuklarınla yaklaşımın ılımlı olması için, barışmak için uğraşma pozisyonun o kişiler de sana yardımcı olmalarını isterim ben. Ben öyle gördüm, öyle bilirim arkadaşlar. Ha yık oğlum da boş ver gitsin. Tanıma, manıma bunlar gerek yok ki arkadaşlar. Evlat bizim. Evlat da 30 küsur yaşında. Herkesin hatası. Hatasız insan var mı ya? Neler var dünyada? Allah şeytanın şerrinden korusun. İşlerindeki şeytanın şerrinden. Ha, televizyonda gördük. Evlat annesini dövüyor da annesini polisler geldi. Anne baba o çocuğu dövüyor, alıyorlar ev, millet dövüyor da gene anne diyor ki evladımı dövmeyin diyor, olsun diyor. O diye bilmeden yapıyor. Uyuşturucu, eroin şu bu kullanıp da anayı babayı döven berduş sarhoş ipsala gezen bir sürü erkek yok mu arkadaşlar? Evlat yok mu? Allah beterinden saklasın. Öyle evlatlarımız olsa ne yaparız? He? Herkesin mevkisi var. Görevi var, şunu var, bunu var. Olur ya bir hataya. Olmuştur da yani bu her evde olur arkadaşlar. Bizim gençlik yıllarımızda da oldu Şükran'dan. Olmazdı diye böyle bir dediği gibi Şükran'ın laylolum değil hayat. Öyle bu seviyede biz boşuna gelmedik. Dızaklarımızla geldik. Arkamızda kimse yok. Dayı yok bizde. Halen de Şükran'ın YouTuber olmasında bile arkamızda yine dayımız yok. Kendi emeğiyle geldi. Allah'a çok şükür. Öyle gidiyoruz. Sizlerin sayesinde. Onun için lütfen yapıcı olalım. Bana bile sistemim var. Ben kırılmıyorum. Gönül koymuyorum. Ben eşimi yani üzüldüm biraz. Çıktım. Üzüldüm. Şöyle üzüldüm. Ben sanki yalnız bırakmışım gibi. Ben eşimi yalnız bırakmam. İmkan yok. Ben yeni evli miyim? Ben ilk defa mı görüyorum böyle kötü tutumlar? Ben ne mücadele verdim 36 yıl? Ben neler gördüm, neler? Bu benim derdim dert mi? Buna da şükürler olsun Rabbime. Her zaman, her daim şükür ediyorum. Sınavdayım. Sizler de sınavdasınız. Bu sınavdan başarılı çıkmak için Allah'a şükredeceksiniz. Şükür, hep şükür. Şükür, şükür. Bak annemin helvasını yapmış. Geçen gün konuşmuştuk. Top elma yapıyor da annem dedim. Aynısını yapmış vallahi da annem içinden güzel billahi de. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Bu malzemeden kadıncağız ne yapsın? Şeker yiyecek diye. Yok. Bitecek var. Şeker koymuyordu. Yağ bitecek diye yağ yaz koyuyordu. Ne yazdı şeker ya? Şeker bitecek diye bir şeker yaz koyuyordu. Eskiden fakirlik vardı. Eski Türkiye. Biz Allah göstermesin yaşadım. Eski Türkiye'yi bir daha. Allah'ım geri getirmesin o günleri. Acımıza öldük. Yağ kuyruğuna giriyorduk. Hastane kuyruğuna giriyorduk. İşte bak bu konuşmalarımı da şuradan söyleyeyim sizlere. Sakın siyasete çekmeyin. Ben aynen. O konuda da sizlere bir şey söyleyeceğim. Bakın ben çok sevdiğim bir takipçim vardı. Gecenin saat 2'sinde bana siyaset dolu bir sayfa şey yazmış. Seçimler yaklaşıyor, ortalığı kızıştırmaya çalışıyordu. Ben bunu fark ettim. Zaten şüpheleniyordum niyetinden de benim kanalımda siyaset yaptığını da görünce hemen engelledim her yerden. Bize siyaset yapmak her yerde yasak. Yani bu konularda kanalımın zarar görmesini istemiyorum. Kendisini kaç kez ikaz ettiğim halde gene yazmış. Bu sefer de engellemek zorunda kaldım. Çünkü ben asla siyaset yapmam. Benim için yaradılanı yaradandan ötürü seviyorum. Doğusuyla batısıyla Türkiye'nin her yerinde yaşayan tüm kardeşlerim benim kanalıma gelebilir, yorumlar yazabilir. Ama en ufak bir siyaset şüphe ettiğim anda kesinlikle buna izin vermem. Biz siyasi bir kanal değiliz arkadaşlar. Biz de Ali de Veli de A, B, C partisi de eşit. Her kim olursa olsun. Ama Türkiye vatanım için. Kal. Vatanım için bir. Vatan hainlerini asla ve asla affetmem. O kesin. Vatanım için bir çivi çakan benim için mükemmeldir. Yani. Bizim için devletimize hizmet eden evet. Büyüklerimize boynumuz kıldan incedir. Nankör insanlar değiliz. Onların sayesinde rahat yaşıyoruz. Onların sayesinde şu gördüğümüz önce yüce Rabbim sonra büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz. Bizler bunları rahat yiyebiliyorsak, her tarafta bulabiliyorsak, kuyruklara girmiyorsak,
rahat yaşayabiliyorsak tamam, para sıkıntılarımız var. Yok değil. Bunlar o zaman da vardı. Yok o zaman muydu? Daha çok vardı. Allah Allah. Para sıkıntısı olmaz mı? Şimdi gene Allah'ın gücü o zamana göre çok çok iyi. Tamam, pahalılık var ama olmak da zorunda. Halk alabiliyor mu diye alamayanlar da var. Allah herkesin yardımcısı. Alıyor alıyor. %90'ı alıyor. Alamıyor 90'ı diye alıyor. Bizden daha iyi alıyor bence. Alıyor alıyor. Almaz mı? Şu anda dünyada, Türkiye'de maaş almayan insan yok ya. Engellisi var, özürlüsü var, bakımcısı var, şunu var, bu yaşlısı var. Her yerde 65 yaş maaşı var, dul maaşı var. Alıyor da almıyor mu? Herkes alıyor maaş, devlet almıyor. Devlet sektöründen emekli bir eşim var. Onun maaşıyla idare edebiliyoruz. Kayınvalidemin maaşı vardı. Yani isyan etmeyelim yani. Maaş da gitti. Eşimin tek maaşına kaldı. Mekanları cennet olsun bu arada. Ben de diyorum ki eğer biz bir emekli maaşıyla yaşayabiliyorsak herkes yaşar. Tabii ki asgari ücret de biraz daha yükseldi. Asgari ücretle de iyi yaşanıyor. Karı koca çift çalıştığın gibi. Canım 20, 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında emekli olacak değilsin. Belli bir süre geldi ve emekli olacaksın zaten. Evet. Çalış. Çalış, genç yaşta çalış. Ha yaşlılar var. 65 yaş maaşı, durumu fakir. Ona devlet maaş bağlıyor. Dul kalmış, maaşı yok. Ona devlet maaş bağlıyor. Özürlü olmuş, Allah gözü, kolu kesilmiş. Ona devlet maaş bağlıyor. Trafik kazası geçirmiş, yatalak olmuş, ona bakım parası var. Yani ne istiyorsun daha? Devlet yapmış, yapacağını yapıyor. Her şey de devletten beklenilmez ki. Onun için arkadaşlar, saçı kapalı, başı açık, mini etek giyen, kolu japone olan, Şükran gibi kolu kapalı olan insanların hepsi bizim için eşittir. Başı açık olanlara, başı kapalı olanlar bir şey diyor mu? Orada kal. Demiyor. O zaman başı açık olan da başı kapalıya bir şey demeyecek. Orada kal. Televizyonlarda görüyoruz bazen. Kadının biri geçerken kapalı kadının başına dalıyor. Kardeşim sen deli misin, çatlak mısın? Senin o kadının başına ne işin var? Senin derdin ne, gayen ne? Başı açık olana, başı kapalı olan gidip dalıyor mu? Bu başı niye açık diye. Çok ayıp. Kesinlikle Türkiye'mizde ayrım yok. Din, ırk, ırk ayrımı yok arkadaşlar. Kıyafet kanunu vardır. Atatürk'ümüz Mustafa Kemal Paşa'mız ne demiş? İsteyen her şekilde giyinebilir. Ancak çok kapalı o çarşaf kıyafetler hariç. Gözü görünme şartıyla olan kıyafetler hariç. Diğerlerine İsteyen istediği şekilde giyebilir demiş. Çarşaflı bacılarımızı da Allah yarattığı için seviyoruz. Tabii görüntü olarak. Ha, insan öyle istemiş öyle giyiniyor ya. Sana ne ya? Bunlara dış cephe alınmaz ki. Onlar da bir insan. Onlar da bir Allah yaratmış. Allah. Saygı duymak lazım. İnsanların dış görünüşüne saygı duymak lazım. Hepsine saygı duyuyoruz. Hatta bak geçenki bloğumda demiştim ki Defne'yi de çıkaracağım bloğa ama çok kısa şort giymiş dedim. Bana da dediler ki abla şort giyebilir ne var? Tamam şort giyebilir. Gel, herkes çocuğu, giyebilir. Çocuğu. Ama nasıl şort giymiş biliyor musunuz? Affedersiniz iç çamaşırı şeklinde. Ben onu o kanalıma öyle çıkarırsam benim kanalım çizgi yer. Ebru Yücel hanımefendi ile Antalya Adrasan'a geldikleri zaman bana bu konuyu anlattı. Özellikle tek. Özellikle eşim de yanımdaydı. Şükran abla kanalında kesinlikle mayolu. Açık saçık kişileri gösterme kanalın çizgi yer. Kendi özellikle çocuklar için. Çocuklar için. Bir çocuğu ben öyle iç çamaşırlı şeyle buraya nasıl çıkarayım? Israr ettim. Dedim ki kızım çıkar normal şort giy, uzun şort giy, şuralarda giy. Hadi dize kadar olsa normal ama bu taburda yok. Öyle o şekilde benim kanalım tehlikeye giriyor. Ben çizgi yiyemem. Ben bu kanalı bu hale getirmek için ne çileler çektim. Allah korusun, Allah yani gecinden versin, Allah hiç vermesin de ben gece uykusu uyumadım, canlı yayınlarda abone topladım, bana abone olun diye millete yalvardım, yalvardım, tek 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 tek, şimdi geliyor kendiliğinden aboneler bana, ben hiç yalvarmıyorum kimseye, herkes beni izliyor, abone oluyor, Allah razı olsun ama eskiden yalvardım olun diye, her YouTuber'ı yalvardım. Çünkü YouTuber olman için belli bir abone olacak, evet, olamıyorsun evet. O zaman YouTuber olamıyorsun. Allah'a çok şükür. 1,5 olana kadar 1000'i geçmen lazım. Kanalının reklamı açılması için 1500 olman lazım en aşağı. 1500 abone olman lazım. Ben 8000 izleme oluyor. 8,5 bin aboneyi ben şimdi görüyorum kendiliğinden yükseliyor pıt 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 pıt.
Niye? Öne çıkan videolarım var. Beni seviyorlar. Aa, benim kafadan bu. Tam aile yapısı da bize uygun. Biz bunu izleyelim. Buradan bir şeyler öğreniriz Şükran'ın dünyasından diyorlar. Geliyorlar. Allah razı olsun. Hoş geldiler. Sefa getirdiler. Biz yani göründüğünüz gibi normal yaşamımızda da böyleyiz. Normal günlük hayatta da böyleyiz. Ekranda da böyleyiz. Hiçbir bizde bir şeylik yok. Ne konuşmamızda bir gerginlik. Ne yaşıyorsak sizlerle paylaşıyoruz. Yemek yapıyorum, helva yapıyorum. Çocuklarımdan gördüğüm tutum ve davranışları sizlere anlatıyorum. Sizlerde ders olsun diye sizlere öğütler veriyorum. Bak dün kötülük değildi de benimle bayramlaşmadı, üzüldüm diye anlattım. Bugün benimle bayramlaştı diyorum. Daha aradan bir gün geçmeden bak önce kötülüğünü söyledim, sonra iyiliğini söyledim. Gelin hanım da rahatsız olmuş. Üzüldüm. Yine de Allah geçmiş etsin. İklimimi de çok severim. Torunumu da çok severim. Canıma sokarım. O benim canım. Fındıklar ben, oldu mu diyor. Ben büyüdüm. Fındıklar oldu mu diye soruyor. Oldu oldu. Allah izin verirse. Salkım saçak. 10 gün kaldı. 10 gün kaldı arkadaşlar fındık toplamamıza. 10 gün sonra fındık başlıyor. Biz gittik gördük fındıkları. Evet. Yere inmiş maşallah. Yani inşallah çalmazlar. Biz gidene kadar yok. Hakkımızı almayın ha, eğer bizi izliyorsanız. Yok, benim bahçeme kimse giremez. Öyle cesaretli adam yok orada. Bilirler benimle. Fındık göndereceğim kişiler var. Tabii. Buradan da belirteyim. Ama işte yetişebilirlerse. Yetişebilirlerse demek de ne? Yani bir teki bir benim takım gönderin. Filiz Hanım var. Bir can kızı var. Tamam, gönderelim. Bir de Ebru Yücel hanımefendi var. Ebru Yücel zaten şey istiyor, kapsul istiyor. Onları da kapsul gönderelim. Onlar olur, da görsünler. Yani 10 gün... Ayıtlasınlar orada. Evet. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Filiz Dulay çok geçmiş olsun. Bayağı bir rahatsızlıklar yaşamış. Diş konusunda olsun, sağlık konusunda olsun. Evet. Rabbim tüm sıkıntılarını gidersin. Türkiye'ye geliyorlar. Allah yolunuzu izninizi açık etsin. Bir canım kızım seni de çok seviyorum. İnşallah ikinizi birlikte bekliyorum. İki kız kardeşler, benim takipçimler. Evime buyur etmekten mutluluk duyarım. Hatta yani kızımdan da öte diyebilirim. O kadar çok seviyorum ikisini de. Sizleri de çok seviyorum. Hepinizi seviyoruz Allah arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye'ye geleceği için ona dua etmek istedim. Toplu dua. Gücüne inandığım için Rabbim sıkıntılarını gidersin. Allah'ım ayağına taş değdirmesin, hayırlısıyla yolunuzu izninizi açık etsin. Bir tane Filiz'im, canım benim. Filiz kızım, Bircan kızım, bayramınız mübarek olsun. Şükran annenizle görüşmüşsünüz ama ben yetişemedim. Allah'ım her daim yanında olsun. Dişinden problem varmış, Allah yardımcın olsun. İnşallah geçer, canını sıkma. Diş ağrısı evet, kötüdür zor, biliyorum ama, ben kötüdür biliyorum. Ben Şükran bilirim. Daha iyi bilir onu. O nedenle siz bizler için her zaman ne diyorum, iyilik meleklerisiniz. Her daim kapımız sizlere açık. Herkes açık arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Evet. Orduya her kim geldiyse yeter ki haberimiz olsun. Biz anında yanınızdayız. Anında. Yani biz çekim yapıyoruz, yok bulaşık yıkıyoruz, yok ev süpürüyoruz, işim var. Öyle bir şey yok bizde. Tak kapatır geliriz. Okey? Ben bir çay koyayım. Sen devam et. Yani demek istediğim... Demin ağlıyorduk, şimdi gülüyoruz. Demek oluyor, hayat böyle işte. Sürekli size halıyacak, yani bir karakterim de yok zaten. Ne yaşıyorsam anı yaşıyorum. Anında ne yaşıyorsam, hayat bana ne gösteriyorsa, ne sürprizlerle karşılaştırıyorsa sizlerle paylaşıyorum anı anında, tazeliyken. Çünkü o anki duygularımla sizlerle konuşacağımı daha iyi biliyorum. Aradan 2 saat geçince unutuyorum ben yapılanları. O yüzden tazeliğine söyleyeyim de aklımda kalacağını diyorum, ekranda kalsın. Benim canım değerli takipçilerime de yaşadıklarım, onlara da ders oluyor. Onlar da benden bir ders alıyorlar. Anlattıkları yorumlardan da ben de ders alıyorum. Benimki dert mi diyorum, hani yani kendime şükrediyorum, halime bir kere şükür. Allah beterinden saklasın. İyi ki bu YouTube kanalım var yani. Kendimi savunacak bir yer buluyorum, kendime sığınacak bir liman. Başka türlü içimdekileri boşaltamıyorum. Ta ki 1,5 kişi beni candan izleyen var. Neredeyse 3,5-4'e yaklaşıyor dünkü attığım video. Demek ki ağızdan ağza yayıldı. Ay Şükran kocasını kötülüyor. Tamam, düşmanlarımız çıktı ortaya. Şükran çocuklarını kötülüyor. Oh. Bayramlaşmamışlar. Oh. İyi oldu onlara. Ne var? Der diyor şimdi onlar. Evet, onun için izliyorlar şu anda. Keyif oldular.
%90 da o etrafımız yani, onu da söyleyeyim. Bizim kendi çevremiz. Çevremiz şey, evet. Kendi yakın, bizi yakından tanıyanlar. Şimdi, aa, şimdi keyif olduğunuzda şimdi de mor oldunuz. Ne oldu? Ne oldu? Bizi ayrılacak mı zannediyoruz? Oğlunu, kızını, gelinini red mi edecek zannettiyiz? Ben bu 36 senedir ayrılmaz. Ben 36 senedir bu adama her zaman hal yanıyorum. Her zaman sitem ediyorum. En ufak bir şeyde hemen boşanmaya mı çıkmak lazım? O ne biçim şey? O bizde kefen öldüğü zaman Ölene kadar. Öldüğü zaman boşanma olur bizde. Öldü mü tamam, toprak oldu gitti deriz. Ama öldükten sonra da bekleme ha, sakın ha. Ben düşmanlarım keyif olacak diye de kocamın, affedersin, karı kız olayı olur. Kahve, kumar hayatı olur. Yanlış bir yolu olur. Sağda solda milletin karısına kızına laf atar. Ondan sonra küfürbaz olur. İyi de Allah korusun diyorum gene. İçkisi olur. Allah bu sağlığından geçirmesin. Ben millet düşmanlarım keyif olacak diye de katlanmam. Giresun'dan gelirken katlanmam. İki türkü söyledik diye millet bizi kafayı mı buldu diye yazar. Hem ben ne dilekçe, kafayı bulacağım ha? Hem ben dilekçeyi veririm, anında da boşanırım, anında da size de söylerim. He. Bana kocam böyle yaptı, bana içki içti, beni aldattı. Ben bunları da saklamam. Saklamam. He. Neler var neler. O zaman yaşı başı almış 70 yaşında 80 yaşında dediler, karı kız peşinde koşuyor. Koşuyorlar, yalan mı? Yani ben bunları şüphelendiğim anda zaten takipteyim. Kahveye gidiyor bak, kahve hayatı var. Buradan da söyleyeyim size. Çok umulmadık anda gidiyor. Ben bu bloğu yerleştirdiğim anda hemen kaçıyor kahveye. Ben kahveye kaçıyorsam. Daldı zannediyor. Daldı zannediyor. Onu da söyleyeyim size. Bakın şikayet diyeceksiniz gene ama ben ederim şikayet, içimde tutamam. Ben de diyorum ki bak kahveye geleceğim, seni bir orada göreyim diyorum. Sana yapmadığımı bırakmayacağım. Ben kahveye hayatı da istemem. Eğer kahveye gelip benim eşimi yoldan çıkarmak isteyen, eşiyle benimle kötü olsun diye zayıf karakterli eşimi kahveye çağırıp da bizim aramızı açmak, bozmak niyetinde olan arkadaşlarına da sesleniyorum. Birçok arkadaşı var orada, bekliyorlar. Telefon açıyorlar. Diyorlar ki İzzet kahvedeyiz, gel İzzet abi, İzzet amca gel. Ya sizin eşiniz yok mu evde? Sizin çayınız yok mu evde kardeşim? Eğer izliyorsan beni. Gidin ev izle için. Tamam kahveye de gidilir ama bu kadar da olmaz ki ya. Kahveye gidersin 15-20 dakika, en fazla 1 saat oturursun. Sürekli günde 5 saat kahvede zaman geçirilebilir mi? Ben bu evde neler çekiyorum sıcağı. Bu evde de yemek yaparken bezgin halde yapış yapış Allah göz yani kusura bakmayın yemek zorundayım. Sıcakta bunalmış bir şekilde, nefesim dar şekilde ben çocuklarıma hizmet ediyorum burada. Sen kahvede yan geleceksin, yatacaksın aşağı, oturacaksın, elinde sigara. Çayında bir bardak iç, iki bardak iç, üç bardak iç. Ben yumurtadan yumurtan insanım. Sen bu çaya para veriyorsun. Ben çayı döküyorum bile. Gördün mü arkadaşlar, anında yine hemen rüzgar değişti, gördün mü? Bir dakikalık iş görüyor musunuz? Bizde hiç alanda olan var bak. Bir, arkadaşlarına bir plan mı vurdu? Arkadaşlarına sesleneceksin ya. Bak, öyle saçmalama. Kahve şubu hayatı falan olursa ya, anında boşarım, sizleri de söylerim demiştim ya. Şimdi aklıma geldi, şimdi lafı patlatmak istiyorum. Anında boşarım, hiç bende korku yok. Yeter ki düzgün yolda olsun, doğru yolda olsun, canımı yesin. Kahveye giden ihanetlik mi yapıyorsun? Kahvede zaman geçirmek. Çay içiyorsun lan. Gerçekten ben zor durumdayken eşim kahvede oturamaz. Benim evde hiçbir işim olmaz. Beraber birlikte, ben hasta bir kadınım. Bu vlogları çekip yayınlarken evimin içinde oğluma kim hizmet edecek? Oğlum iş yapmayı bilmiyor. Torunuma kim hizmet edecek? Bir tarafta bir iş olduğu zaman ben akşama yetiştiremeyeceğim diye ne sıkıntıyla size bu yokları gönderiyorum. Elvan. Bana eşim yardımcı olmazsa bu konularda, gidip de kahvede zaman geçirirse, bu da bir boşanma sebebidir. Size de buradan hatırlatmış olayım. Milletin kocası sabah çıkıyor. Yok. 8'de akşam 8'de gidiyor. Ben yani milletin karısı değilim arkadaşlar. Herkes izin verebilir. Millet kocayı evden atıyor, istediği gibi geziyor, tozuyor. Ben vermem. Ben kahve hayatında yaşayan erkeklerden nefret ediyorum. Kahvede ne işin var? Senin eve kahve, iç çayını kahveni. Sigara mı içemiyorsun rahat rahat? Git balkonda aç camı, iç sigaranı. Öyle değil mi arkadaşlar? Tamam, her zaman gitmeyebilir ama ben kesinlikle gitmesin demiyorum. Günde yarım gününü kahvede geçiren, bir gününü kahvede geçiren nice erkeklerimiz var. Nice insanlar var.
bunların karısı ne çileler çekiyorlar. Çocukları evde küçük. Ondan sonra ben gençliğimde çok çektim ama bu konuda, kahve konusunda bu yaştan sonra çekemem. Benim de bir sabrım var. Buraya kadar sabrımı patladığı anda bombayı koyarım. Yani bombayı atarım. Bunu da söyleyeyim yani. Bu da bir boşanma sebebidir. Ya buradan eşimin arkadaşlarına da sesleniyorum. Ya. Telefon açıp da kesinlikle eşimi kahveye çağırmayın. Kahveye çağırmayın. Ben oraya gelirim. Ya ben böyle hanım dururum ama böyle dururum ama tabii ki benim de damarım var. Benim de bir dayanma gücüm var. Ben öyle bir lafı patlatırım ki gelirim oraya. Lafı patlatırım ben. İçeri de girmem. Dışarıdan ağrım. Lafı patlatırım. Benim eşimi kahveye çağırmayın. Buradan da sizden rica ediyorum. Ben eşimin ne zaman kahvede duracağına ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Benim evde işim varken, ben zor durumdayken, ben burada çareler ararken, iş yetiştiremezken ben izin vermiyorum. Ben ne zaman izin veririm? Benim bloğum yerleşmişse, çekimim bitmişse, evde yapılacak işlerim yoksa, zor durumda değilsem, rahatsam, huzurluysam, git derim. Bunu tabii ki ben yasak koymam. Yasağa karşı istek artar. Ben ona gerektiği yerde git derim. Ben de seni biraz sonra gel arabayla şuraya gidelim, buraya gidelim. Sen önden çık, orada bir otur, rahatla, deşarj ol derim. Madem öyle. Ama ne var rahatlayacak orada? Gerçekten ne var? Ne var? Ben anlamıyorum yani. O zaman kadınlar kahvesi olsun, biz de gidelim kahveye. Bakalım erkekler kabul ediyor. Ya git edeyim. Tamam gidin. Ya tamam. Ya, uzatma. Tamam. Olsun kadınlar kahvesi. Allah çok biz de işine gelmiyor. Ya. Gördün mü? Bak hiç işine gelmiyor. Dönüp dolaşıp yine mi bağ geldi konu? Döndü dolaşıp yine İzzet. Tamam, bu konu burada kapanmıştır. Ben kahve konusunda asla yani yüz vermiyorum. Benim istediğim saatlerde gidebilir. Kendi istediği saatte değil. Çünkü biz bir evliyiz. Bir erkek hiçbir zaman özgür olamaz. Evli bir erkek özgürlük aramasın. Sosyallik aramasın. Özgürlük, sosyallik eviniz. Eviniz, çocuklarınız ve eşinizdir. Gezerseniz eşinizle gezin, çocuklarınızla gezin. Yalnız takılmak böyle, o yani bana göre bir tutum ve davranış değil. Sevmiyorum öyle erkekleri. Yani sizler gönderebilirsiniz ama benim karakterim bu. Böyle arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Şöyle bir konuşma yapalım size. Bakın dünü de anlatacağım sizlere. Dün konuşma yaptıktan sonra ekrana yazılar geliyor dedim ya, herhalde kızım geliyor diye. Videoyu kapattım. Bir önceki günde yüklediğim videolarla birlikte yükledim. Geldiler. Yeni damat adayımız da geldi. Şimdilik iyi gidiyor. Alino da geldi. Kızı. İyi gidiyor. Yani herhangi bir sorun yok. Ben gelişen gelişmelerde her ne olduysa sizlere de haber vereceğim. Her şey yolunda. Yani tek mal mülk para değil arkadaşlar. Huyuk karakter de çok önemli benim için. Bu az önce söylediğim laflar da yerine gitmiştir. Sadece eşim için demedim o lafları. Sizin eşleriniz için, bizi izleyen takipçi erkek kardeşlerim var, onlara da gitsin. Bir tavsiye amaçlı, eşlerinin üzülmemesi için öyle olmak zorundalar. Eşlerinin dediğine gitmek zorundalar. Yani eşiniz üzüldüğü zaman ne oluyor? Hasta oluyor. Evdeki işler aksıyor. Onu hasta etmeyelim. Yani yeni damat adayımı da eğer bilmiyorum, benim YouTuber olduğumu izliyor mu izlemiyor mu hiç haberim yok. Yani eğer o da izliyorsa da ona da gitsin. Ona da bir taş atmış oldum kahve konusunda. Sadece eşime değil sitemim. Tabii ki benim de bu konuda mağduriyetim var. Kendimi de sizlere örnek alarak o kişilere de biraz taş atmış oldum kahve konusunda. Tabii ki hiç kimse gitmeyecek de bu kahveciler nasıl para kazanacak diyorsunuz. Arkadaşlar kahveciler, bir sürü insan var. Her gün 1-2 saat otursa onlar da tabii ki parasını kazanır. Sürekli oturmazsa... Adamlar iki senedir kapalıydı. Sen ne diyorsun ya? Kapalı diye sen de onlara yardım edeceksin. Hayır ya canım. Sürekli bunu içmek zorunda mısın? Yok mu? Aha işte iki senedir kapalı olan yerde yeni açılmıştır. İnsanlar birbirini yeni görüyor ya. Temiz iç. Sen kahve, şu bardağın nasıl yıkandığını biliyor musun? Kaç kişi içiyor bu bardaktan? Öyle hesap edersen yaşayamazsın. Öyle yaşayamazsın. Sinirlenme, sakin ne ol. Ne sinirleneceğim ya? Sakin ol. Bu bardaktan kaç kişi içiyor? Ben bunu kaç kere yıkıyorum herkes, biliyor musun? Onlar da kaynarlıyor. Korona döneminde kaynarlıyorlar bardak. Kaynarlanacak ama benim gözüm görmediği için ben dışarıda bile yemeği yiyorum.
Sonra artık yiyor. Çok incelersen bu işin altından yani kalkamaz. Yani sağlığından olursun. O zaman lokantalarda yemek değil mi? Bak şimdi şu sigarayı yavaş konuşurmuşsun. Sakin olur musun? O zaman lokantalarda yemek. Şu sigarayı. Bahsetme sigaradan. Bir tek sen istiyorsun içmeyi. Ama oradakiler sürekli içtiği için. Bakın sigaradan ne hale geldin? Ne hale geldin sigaradan? Bugün yarın öldüğün zaman seni o arkadaşların kurtarabilecek mi? Ya arkadaşlarım mı içiyor? Senin ciğerlerine hep sigara dumanı doldu. Bana arkadaşlar mı? Ben senin sağlığın için gitme diyorum sana. Sağlığın için kahve hayatına bu, gitme dememdeki ama arada sırada git. Benim istediğim zamanlar git. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Biz evet. Seni istemediğin zaman biz hareket ediyoruz. Bazen şey yapıyor, inatlaşıyor benimle, dikleşiyor, gideyim diyor. O da neden arkadaşları var orada? Arkadaşları onu çekiyor. Neyse bu arkadaş sosyal. Sizin arkadaşlarınız yok mu? Benim arkadaşım var mı günlük hayatımda hiç? Olduğu zamanlar oldu. Oluyor da. Ben haklıyım davamda. İşine geliyorsa devam edersin, işine gelmiyorsa güle güle. Ben böyle istiyorum, böyle olacak. Bitti. Bu konuda burada kapanmıştır. Hiç boşuna yorum yapma. Ben belli bir gittiğim bir çizgim var. Bu çizgiden beni kimse bu tarafa döndüremez. Ben sabit fikirli bir insanım. O yönden ben bu konuda sana gitme demiyorum. Benim istediğim saatlerde. Ben zaten senin istediğin saatte gidiyorum ya. Ben senin aksine senin haberin olmadan bir işlem yaptım. Ama genelde çok ısrar ediyorsun. Ben ısrar ettiğin zaman şüpheleniyorum. Israr benim içeride içmeyeyim diyorum, dışarıda içiyorum. Yani bir konuşma oldu kahve konusunda. Günü gününe uymuyor bizim arkadaşlar yok. Haklı olarak sizlerin de eşleri de, tamam sizi de dinlemiyordur. Belki sizler de benim gibisinizdir. Gidiyordur yani elinden geldiğiniz kadar. Kendiniz şeyi koyun. Eğer dinlemiyorsa da artık yapacak bir şey yok. Allah'a havale edin. Bekleyin daha başlayamayız. Sizlere benden büyük bir tavsiye. Yani kahvelerimizde maalesef sigara içildiği için biz eşlerimizi korumak zorundayız. Dışarıda içiliyor ama toplu alanda içildiği için bu çok zararlı. Ne kadar? Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi, altı kişi. Tamam evde içsin, ben içmesin demiyorum. Arka balkonda içiyor, ön balkonda da içiyor. Bir yeni damat adayım geldiğinde ön balkonda oturdular, karşılıklı içtiler. Karşılıklı içmedik ya, o yanlış olmasa benim yanımda sigara içer mi o yeni damat ya? Ben içiyordum, yanıma geldi. O içmiyor, o bensiz içtiyse içmiştir. Sen içtiniz, ikiniz. Hayır, benim yanımda içmedi, çay içti o. Benim yanımda sigara içmez, içmedi. Balkona geçeyim dedi, sigara içeceğim dedi. O kendisi içti orada. Ben yoktum. Ha. Daha sonra ben çay aldım oraya. Bana ben de. Öyle dedi. Yok. Arkadaşlar ben kendisi orada damada da çayla sigara içti. Ben ayrıldım ben yanından. Ben takip etmedim. Ezgi'ye dedi ki. Ezgi dedi baba sizin senin yanında Ezgi dedi, çekiliyor dedi. Anne dedi, Alican dedi sigara içecek dedi. Kötü alışkanlık içecek dedi. Balkonun camını açalım mı dedi. Tamam kızım açalım dedim. Klimayı şey yaptı, yakıyorduk zaten. O yüzden kapatmıştım. Her taraf serin olsun diye. Ben takip etmediğim için ben içti zannediyorum. Kötü alışkanlık. Kendisi orada tek başına içti çocuk. Daha evet. Sonra... Yani kötü alışkanlıklar sağlığa evet. Zararlı. Ben o yüzden sizlere bu konuşmayı yapmak istedim. Daha sonra ben de orada bir yere içtim ama benim yanıma geldi içmedi. O çay içti. Ben eşimin evet. Öldüğünü istesem ben eve almam. 24 saat kahve hayatında yaşa derim. Öldüğünü istesem bu konuşmayı zaten yapmam. Sizler beni anladınız. Belki de takdir ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Rabbim kötü alışkanlıklardan eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu hepimizi korusun. Sağlık çok önemli. Sağlık kaybolup gittiği zaman insanlar diyor ki ah kafam ah keşke kötü alışkanlıklarım olmasaydı. Keşke yapmasaydım. Keşke içmeseydim dediği zaman ne oluyor? İş işten geçmiş oluyor. O yüzden iş işten geçmeden her şeyin çaresine bakmalı. Sizleri çok seviyorum. Böyle bir güzel bir bayram konuşması oldu. Bayramın ikinci gününde. Çok teşekkür ederim. Beni izleyip destek verdiğiniz için. Hepinizden Allah razı olsun. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Biraz sinirlendi. Ben şimdi evet sinirlendim tabii. Ya, sinirlenmemek değil mi? Yani geldin. Son dakikada gol attın bana. Olur mu böyle şey? Ben
Ben davamda haklıyım. Ha, kahve. Erkeğin gittiği yer bir kahvedir. Gazinoya gitmek, şeye gitmek ya. Benim bacılarım beni biliyorlar. Allah Allah. Hepsi şimdi böyle videolarda, yorumlara yazlar. İzzet abi, Şükran ablam senin sağlığını düşünüyor. Sizler öyle yazıyorsunuz, ben biliyorum. Tamam, sağlığımı düşüneyim, tamam senin, da. Senin önlüğünü istemiyor. Yani öyle. Sen sürekli gitme. Şükran ablam sana evde çayını yapar. Balkonda kontrollü bir şekilde... Kötü alışkanlığını arada sırada azaltarak içebilirsiniz. Hepiniz yorumlarda şu anda yazdığınızı da görüyorum. Çok teşekkür ediyorum bu konuda bana destek olan kadın dayanışmasında. Aynen. Erkeklerin kötü alışkanlıklarına karşı hepimiz ne yapmalıyız? Birlik olmalıyız, el ele vermeliyiz, mücadele etmeliyiz. Hiçbirimizi, kimseyi yalnız bırakmayalım, destek olalım bu konuda arkadaşlar. Hayat çok kısa, zaman çok kötü. Her an her yerde her şey olabilir. Oralara gidenlerin iyisi de var, kötüsü de var. Doğru yolda olan var, eğri yolda olan var. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Gerçekten evinizde mutluluğu yakalamak istiyorsanız evinize, eşinize, çocuğunuza zaman ayırın. Tabii ki sizler de insansınız. Bir hava alıp, çay içip, sosyal ortamda oturmayı herkes ister. O zaman kadından kahvesi olsun, biz de gidelim. Değil mi arkadaşlar? Bakalım ne yapacaklar o zaman erkekler. Ha, gidiyor. Biz dayanıyoruz, sabır ediyoruz ama sen oraya niye gidiyorsun? Ne var orada? İçlerine bir şüphe kaplamaz mı? Bayan bayana ne konuşuyorsunuz? Niye uzun sürdü? Niye çok bekledi? Demezler mi? Derler. Aa işte. İğneyi önce kendine batır, sonra çuvalınıza batır. İşte sen bu saate kadar gerçekten kahvede miydin? Neredeydin? Diye bize sormazlar mı? Eşlerimiz. Biz kahvedeydik, oturduk, sohbet ettik, el işi yaptık, çayımızı içtik, kahvemizi içtik desek de ne yapar? İnanmazlar. O zaman ne yapıyoruz? Allah bize sabır versin diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yani bayanlar çok sabırlıyız da erkekler bu konuda hemen pirpirikliler. Biz güveniyoruz erkeklere ama erkekler bize güvenmiyorlar. Biz sağlığı tehlikeye gitmesin diye isteriz. Onlar hep başka yönden düşünürler. Ne konuşuluyor orada, ne yapıyor orada? Hani bunun için değil de başka yönlere çekerler. Yani orada bir şey var. Ben de geleyim bakayım. Merak ederler değil mi? Ne yapıyorlar acaba? Bayanlar kahvede ne yapıyor? Ne konuşuyor? Yanında kim var? Niye bu kadar bekledi? Ben bir A101'e gitsem, tek yine bir BİB'e gitsem, bir şoka gitsem hemen telefon çalıyor. Neredesin diyor. Aa, sen beni merak ediyorsun. Ben alışveriş yapıyorum. Evimi merak ediyorsun. Sen saatlerce mesela eşlerin saatlerce otursa kahvede. Sizler merak etmez misiniz? Acaba niye bu kadar çok bekliyor? Bu kadar muhabbet değil. Ne konuşuluyor burada? Merak etmez misiniz? Bir de sağlık açısından da kuşkuya girersiniz. Üzülürsünüz. Orada kendini kapıp koyverecek. Peş peşe kötü alışkanlık olacak. Eşim hastanelik olacak. Bugün yarın yatağa düşecek. Allah korusun. Yani bu gibi şeyler aklınıza da gelebilir. O yüzden bizler koruma amaçlı olarak eşlerimizin dizginini toplamamız lazım. Benden size tavsiye. Baştan nasıl giderse sonu da öyle gider. Bak şöyle, benim evliliğimin ilk yıllarında oldu. Bu olayı ben çok yaşadım. Bütün herkes bilir. Beni izleyen, bizleri tanıyanlar bilir. Ben bunun mücadelesini çok verdim. Nitekim şu eve ele alana kadar. Şu eve aldık 16 yıldır. Bitti. Evden çıkmıyor adam. Adam akşama kadar evde yatıyor. Öğlene kadar işe gidiyor, geliyor, yatıyor. Gitmiyor. Bana bir gün ne dedi biliyor musunuz? Şükran, farkında mısın dedi. Ben dedi artık gitmiyorum dedi kahveye dedi. Eskiden çok gidiyordum. Şimdi gitmiyorum. Dikkatini çekti mi dedi bana. Çekmez mi dedim. Bakma, sana hatırlatmadım, söylemedim dedim. Aslında dedim ben seni çok takdir ettim de şımarırsın tekrar, aynen başlarsın eski huyuna diye. Sana söylemek istemedim. Niye şımaracağım ya? Sonra aradan zaman geçti. Ben İzmir'e gittim. İzmir'e ne olduysa o güzel günlerim İzmir'e gidene kadardı. Torun bakmaya gittim. O zaman başıboş kalmış, affedersiniz. Oraya dadanmış diyelim. Geldiğimde bayağı bir şaşırdım. Hatta İzmir'de telefon açıyorum, hep kalabalık yerde ses çıkıyor. Oğlumuz evde diyorum, evde otur. Evine bak, temizlik yap, ben yokum. Çocuğumuz için uğraş, evimiz için uğraş. Sen nerede geziyorsun, bu sesler ne? Meğersem kahve sesiymiş, oraya alışmış. Yani bize alışmış kelimesi Karadeniz'de dadanmış denilir. Keşke gitmeseydim dedim ya. Geldim, eşyalarım yanmış, eşim alışmış, o kahveye alışmış. Hala da devam ediyor o huyu. Ben de şimdi diyorum ki biraz şöyle yavaş yavaş artık
tedbirimi almalıyım, vurmalıyım böyle. Artık yavaş yavaş dizginlerini toplamalıyım. Niçin toplamalıyım? Kendim evde zor durumda kalıyorum. Bir de istemiyorum açıkçası. Azaltmasını istiyorum. Birdenbire bırakmasını değil. Nasıl ki sözümü sigarada, affedersiniz, kötü alışkanlıkta geçiremediysem, bunda da geçiremeyeceğimi bile biliyorum. Ama birdenbire diktatörlük yapıp da yapamazsın, edemezsin demiyorum. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hepsi hallolacak. Birdenbire değil. Size de tavsiyem, eğer eşleriniz bu yoldaysa, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş yasaklarınızı ağır ağır koyun ki günün birinde tamamen bitsin, soğusun. Evet arkadaşlar, bu konuda burada kapanmıştır. İnşallah benim mesajlarım da yerine ulaşmıştır. Sizlere de iyi örnek olmuşumdur. Eşlerinizin kötü alışkanlıklar konusunda. Eğer burada kahve sahipleri varsa da Allah herkesin işlerini, yolunu açık etsin. Bol bol müşteriler nasip etsin. Ama fazla oturmamak şartıyla. Sizlere tavsiyem, yuvalar yıkılmasın, boşanmalar artmasın. Kötü alışkanlıklar tamamen bitsin. Bitsin. Allah hiç kimsenin evine huzursuzluk, mutsuzluk vermesin. Allah hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Birileri mana arıyorsa kahveyi, sigarayı konu etmesin. Yok, kötü alışkanlıklar diyelim. O, yani o konuyu şey yapalım, kötü alışkanlıklar. Bu işler böyle konuşarak, içine atarak değil. Bu işler konuşarak, anlaşarak. Hayvanlar hayvanlar koklaşarak anlaşır. İnsanlar da konuşarak. Eğer ben konuşmazsam, dile getirmezsem, siz de öyle. Eğer eşinizin, gözünüzün istemediği davranışları varsa, beyniniz götürmüyorsa, sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Aynı yoldan gidebilirsiniz. Allah hiç kimseye yuva bozgunculuğu vermesin. Allah cemi cümlesini kötü alışkanlıklardan korusun, iyi alışkanlıklar kazansın. Bir yuva gerçekten kolay kolay bir araya gelmiyor. Her şey maddiyete bağlı. O çoluk çocuk, onların günahı ne? Bugün yarın affedersin, boşandığınız Allah göstermesin. O, olan çocuklara oluyor biliyor musunuz? Terk edilen yavrular, terk edilen çocuklar, olan bunlara psikolojisi bozuk çocuklar yetiştiriyoruz. Ailede içinde kavga olduğu zaman çocuklar da şahit oluyorlar. Onların evlilikleri de aynen sizinkiler gibi yürüyor. O yüzden çocuklarımızın psikolojisinin bozulmaması için ev ortamında eşlerimizle tartışmayalım. Biz böyle bir aradayken bakın hiç kimse yok yanımızda. Sizler varsınız, sizler izliyorsunuz. Çocuklar da izleyebilir, o çocuklarımıza da örnek olsun inşallah. Allah kurduğu yuvalarda anne babaları gibi böyle tartışmalı bir yuva kurmalarını nasip etmesin. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.